Merhaba sevgili dörtler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle My Friends, benim arkadaşlarım konusunu işleyeceğiz. Unit 9. Let's start with the new words before the activity. Aktiviteden önce kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Blonde, blonde. Sarışın. Fair, fair. Kumral. Dark, dark. Koyu renk, koyu saç için kullanılır. Straight, straight. Düz saç. Wavy, wavy. Dalgalı saç. Curly, curly. Kıvırcık saç. Mustache, mustache. Bıyık. Beard, beard. Sakal. Sayfa 125'teyiz. Activity 1. Listen, point and repeat. Dinleyeceğiz, göstereceğiz ve tekrar edeceğiz çocuklar. Birlikte başlayalım. Blonde. Blonde. Sarışın görüyorsunuz. Tekrar dinleyelim. Blonde. Blonde. Fair. 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 Kumral. Fair. Fair. Evet. Dark. 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 Koyu renk, koyu saç için kullanılır. Straight. 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 Görüyorsunuz, düz saç. Wavy. 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 Dalgalı saç. Curly. 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 Kıvırcık saç. Mustache. 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 Bıyık. Mustache. Mustache. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve beard. 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 Blue eyes. Blue eyes, eyes gözler demekti. Mavi gözler. Slim. Slim, zayıf demektir. Görüyorsunuz, zayıf. Green shirt. Green shirt, yeşil gömlek. Tall. Tall, uzun. Short, short, kısa. Black trousers, trousers, pantolon. Görüyorsunuz, siyah pantolon. Blonde, blonde, biliyoruz. Sarı saç için kullanılıyordu. Red t-shirt, red t-shirt, kırmızı t-shirt. Green eyes, yeşil gözler. Activity 2. Read, find and label the pirates. Pirates, korsanlar demekti. Oku ve korsanları bul ve etiketle. O zaman birlikte yapalım. He is John the pirate. O John the pirate, korsan. He has blue eyes. Onun mavi gözleri var. He is not slim. Zayıf değil. He has a green shirt. Onun yeşil bir gömleği var. O zaman arkadaşlar cevabımız bu olmalı. She is Mary the pirate. Mary korsanı bulalım. She is tall and slim. Uzun ve zayıf. She has dark hair. Koyu saçları varmış. She has black trousers. Yani siyah pantolonu var. Görüyorsunuz, bu olması gerekir. Evet. He is Mark the pirate. Mark korsanı bulalım. He is short, kısa. He is blonde. Yani sarı saçlıymış çocuklar. He has a red t-shirt. Kırmızı t-shirt'ü olan da görüyorsunuz, bu olmalı.
She's Tina the pirate. Tina korsan. She has blue eyes. Mavi gözleri var. She has long brown hair. Yani uzun kahverengi saçları varmış. Gördüğünüz gibi bulduk. Evet. Listen and label Martha, Martin, Clark, Jude. Şimdi dinleyeceğiz ve bu isimlerin kimler olduğunu bulalım. Birlikte dinleyelim. 3. Listen and label Martha, Martin, Clark, Jude. Page 126. Tape script 57. These are my friends. They are in drama club in our school. They wear costumes and put on masks. They are on the stage now. This is Martha. She is tall. She has big ears and a small nose. Look, this is Martin. He is fat. He has a mustache and big feet. Hey, look at Clark. His legs are long. He has curly hair. And this is Jude. She has long wavy hair. She has glasses. Evet arkadaşlar, birlikte bir kez daha okuyalım ve kimin kim olduğunu görelim. These are my friends. Bunlar benim arkadaşlarım. They are in my drama club. Yani drama kulübündeler. They are in drama club. In our school, okulumuzda. They wear costumes and put on masks. Kostümler giyinirler ve maskeler takarlar. They are on stage now. Onlar şu anda sahnedeler. Stage sahne demekti. This is Martha. Bu Martha. She is tall. She has big ears and a small nose. Uzun boylu. She is tall. Big ears. Yani büyük kulakları varmış ve küçük bir burnu varmış çocuklar. Görüyorsunuz Martha'yı göstermiş. Look. This is Martin. Bak bu Martin. He is fat. O şişman. He has a mustache and big feet. Yani bıyığı varmış ve büyük ayakları varmış. Feet ayaklar demekti. O zaman arkadaşımız kimi bulabiliriz burada? Martin'i bulabiliriz. Hey, look at Clark. Hey, Clark'a bakın. His legs are long. Onun bacakları uzun. He has curly hair. Kıvırcık saçları var. And this is Jude. Ve bu Jude. She has long wavy hair. Onun uzun dalgalı saçları var. She has glasses. Ve gözlükleri var. O zaman cevaplarımız bu şekilde olmalı çocuklar. Evet. Sayfa 126'dayız. Listen again and circle the correct words. Martha is tall, short. Doğru cevabımız. This is Martha. She is tall. She is tall olmalı çocuklar. She has big ears and a small nose. Bakın, she has big ears and small nose demişti. Yani bakın. This is Martin. He is fat. He is fat. O şişman. He has a mustache and big feet. He has a mustache. Bıyıkları vardı. Evet. Bakın Clark için dinleyelim. Look at Clark. His legs are long. He has long legs. Ya da his legs long demişti. And this is Jude. She has long wavy hair. She has long wavy hair. Bakın wavy geçti. Doğru cevabımız bu şekilde. Evet. Sayfa 127'deyiz. Read and find Meryem in the picture. Then talk about Elif. Şimdi okuyacağız ve burada Meryem'i bulacağız. Daha sonra da Elif hakkında konuşacağız. Birlikte okuyalım. She is Meryem. O Meryem.
She is tall and slim. O uzun ve slim. Yani zayıf. She has a small nose and a small mouth. Küçük bir burnu ve küçük bir ağzı var. Her eyes are black. Onun gözleri siyah. She has a pink headscarf. Pembe bir başörtüsü var. And a pink skirt. Ve pembe bir eteği var. She has a blue shirt. Mavi bir neyi var arkadaşlar? Gömleği. Her socks are gray. Onun çorapları gri. Şimdi bir kere de dinleyelim. She is Miriam. She is tall and slim. She has a small nose and a small mouth. Her eyes are black. She has a pink headscarf and a pink skirt. She has a blue shirt. Her socks are gray. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar cevabımız Meryem için bu olmalı. Devam edelim. She is Elif. She is tall and fat. She has a big nose and a small mouth. Her eyes are black. She has a purple headscarf and a green dress. She has a brown jacket. Her socks are white. Evet, görüyorsunuz Elif teyze içinde neler yazabiliriz? She is Elif, o Elif. She is tall and fat, uzun ve şişman. She has a big nose, büyük bir burnu var. Big nose and a small mouth, küçük bir ağzı var. Her eyes are black. Onun gözleri siyah. She has a purple headscarf. Yani mor bir başörtüsü var. And a green dress. Ve yeşil bir elbisesi var. She has a brown jacket. Yani kahverengi bir ceketi var. Her socks are white. Onun çorapları beyazdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Read and fill in the blanks diyor activity 6. Yani oku ve boşlukları doldur. Then draw. Sonra çiz. Talk about your picture. Ve resmin hakkında konuş. Evet arkadaşlar, örneğin bu resim için neler söyleyebiliriz? Bakın. This is Esma. Bu Esma. She is short and slim. Yani kısa ve zayıf. She has a small nose and a small mouth. Yani küçük bir burnu ve küçük bir ağzı var dedik. Her eyes are black. Yani gözleri siyah. Siz istediğiniz rengi yazın kendiniz için. She has a black and white headscarf. Bakın, she is short and slim dedik. O zayıf ve kısa derken is kullandık. Ama onun gözlerinden ve burnundan bahsederken de has kullandık arkadaşlar. Bunu bir kere daha açıklayalım. Aynen anlattığım şekilde Hakan he olduğu için bakın. Look at Hakan's family photo and fill in the blanks demiş. Hakan he olduğu için has kullanıyoruz. Hakan has, görüyorsunuz, sisters. Kaç tane var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 2 tane. His parents are, görüyorsunuz, anne ve babadır parents. Gösterdik. Tall, uzun boylular. His grandma is, burada fat, büyük annesi şişmanmış. But his grandpa, büyük babası slim, zayıfmış. His little sister and her brother have dark hair. Yani küçük kız kardeşi ve erkek kardeşi koyu saçlı. His mother has, görüyorsunuz, wavy hair. Annesinin dalgalı saçları var. He ve she olduğu zaman burada has kullandık. Has, sahip olmak anlamına gelir.
His grandparents are, onun büyük annesi ve büyük babası, burada, old, yaşlılar. They don't have, onların neyi yok arkadaşlar? Gözlükleri yok, glasses. His grandpa has a, görüyorsunuz, mustache, bıyık. Mustache, bıyık. His grandma is short and has blue. Büyük annesi kısa ve mavi bir eşarbı var görüyorsunuz. Hat scarf. Bu şekilde yerleştirdik. Stick your family photo and describe your family members. Siz de burada aile üyelerinizi yapıştırıp tarif edebilirsiniz. Örneğin. This is my mother. She is tall and thin. Bu benim annem, uzun ve zayıf. She has long straight hair. Onun uzun, düz saçları var. She has brown eyes. Kahverengi gözleri var. This is my grandfather. He has gray hair and a mustache. He is old. Yani arkadaşlar, onun beyaz saçları var, ak saçları var and ve bir bıyığı var. He is old. O yaşlı. Yine aynı şekilde bakın. My grandmother has green eyes. Benim büyük annemin yeşil gözleri var. My grandmother she olduğu için burada has kullandık. Yeşil gözlere sahiptir. She has gray hair. Onun ak saçları var. Babamızı gösteriyor. My father is slim and tall. Babam zayıf ve uzun. He has blue eyes. Mavi gözlere sahip. And dark brown hair. Ve koyu kahverengi saçları var. Son olarak. My sister has long hair. Kız kardeşimin uzun saçları var. She is beautiful. O güzel. Evet. Ve and my brother Jim. Ve benim erkek kardeşim Jim. He has wavy brown hair. Dalgalı kahverengi saçlara sahip. Ve yeşil gözlere sahip. Burada has dedik bakın. He has. O sahiptir anlamına gelir. Evet, bütün paragrafı da bu şekilde görebilirsiniz çocuklar. Siz de benzer şekilde aileniz hakkında yazabilirsiniz. Burada bir proje ödevimiz var. Prepare a poster about a friend or a family member. Describe him, her. Yani bir aile üyesi ya da bir arkadaşınızın posterini hazırlayın ve onu tarif edin. Örneğin. Emily. Emily hakkında ne söyleyebilirsiniz? She has long wavy hair. Onun uzun dalgalı saçları var. She is blonde. O sarışın. She has green eyes. Onun görüyorsunuz yeşil gözleri var. She is tall and thin. O uzun ve zayıf. Burada da he has short brown hair, kısa kahverengi saçları var. He has blue eyes, mavi gözleri var. He is tall and thin, uzun ve zayıf. Yine aynı şekilde Susan için she has long straight hair, uzun düz saçlara sahip. She has black hair, siyah saçları var. She has brown eyes, kahverengi gözlere sahip. She is tall and thin. O uzun ve zayıf. Görüyorsunuz uzun ve zayıf derken burada is kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi she is tall dedik ya da and thin. Bu ama sahip olduğu özellikleri söylerken de bakın she has brown eyes. She has black hair. She has long straight hair. Burada
He ve she olduğu zaman özdemiz has kullanılır. Ama boyunu ve zayıflığından bahsederken de is kullanıyoruz. Sayfa 129'dayız. Listen and follow. Dinle ve takip et. Then, work in pairs. İkili olarak çalışın. Say the sentences your friend follows. Ve arkadaşınıza söyleyin diyor. Arkadaşınız takip etsin. Şimdi birlikte yapalım. He has curly fair hair. Ne demek arkadaşlar bu? He has curly fair hair. Yani kıvırcık, kumral saçlara sahip. O zaman cevabımız ne olmalı? Görüyorsunuz Daniel. Kıvırcık kumral saç. She has fair hair and big ears. Bakın, she has fair hair, yani kumral saçları var. And big ears, büyük kulakları var. Cevabımız ne olmalı? Bakın, Marta. Evet. She has curly brown hair. She has curly brown hair. Yani kahverengi kıvırcık saçlara sahipmiş arkadaşlar. O zaman Linda, gördüğünüz gibi. She has wavy long dark hair and big eyes. She has wavy long dark hair. Yani dalgalı, uzun, koyu saçlara sahip. And big ears, big eyes. Ve büyük gözleri var. He has long fair hair, a fair beard and moustache. He has long fair hair and a fair beard and moustache. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kez daha dinleyelim. He has long fair hair, a fair beard and moustache. Hem bıyığı var, hem sakalı olacak, hem de uzun kumral saçları var. Cevabımız bu olmalı. He has short fair hair. He is fat. He has short fair hair and he is fat dedi çocuklar. O zaman cevabımız bu olmalı. James. He is old. He has a grey beard and moustache. He is old. O yaşlı demekti. He has a grey beard. Yani ak saç sakalı var. And moustache. Yani ak bıyığı var. O zaman cevabımız bu olmalı. She has long wavy hair. She has a small mouth. She has long wavy hair. Uzun dalgalı saçları varmış arkadaşlar. She has a small mouth. Yani küçük ağzı var. Uzun dalgalı saçı ve küçük ağzı olan bu olmalı. Evet. Work in pairs. İkili olarak çalışın. Ask and answer questions and find who is who. Sorular soracağız ve cevaplayacağız. Kimin kim olduğunu bulacağız. Evet, bu örneğimizde birlikte yapalım. Male or female? Erkek mi kadın mı? Male demiş arkadaşımız. Bakın. Is he old? O yaşlı mı? No, he isn't. Hayır, değil. Does he have mustache? Onun bıyığı var mı? No, he doesn't. Hayır, yok. Does he have curly hair? Kıvırcık saçı var mı? Yes, he does. Evet, var. He is Clark.
Wonderful. Mükemmel. Siz de bu şekilde oyun oynayabilirsiniz çocuklar. Evet. Work in pairs. İkili olarak çalışın. Ask and answer about the children below. Aşağıdaki çocuklar hakkında sorular sorun ve cevaplayın. Birlikte yapalım. What does Marta look like? Yani onun, Marta'nın dış görünüşü nasıl? Ne diyebiliriz? Marta is tall. Marta uzun. She has fair hair. Onun kıvral saçları var. Look like, bakın, does he she look like? Onun dış görünüşü nasıl anlamına gelir? Bu bir kalıp sorudur çocuklar. Aynı şekilde bakalım. What does Clark look like? Clark'ın dış görünüşünü soruyoruz. Clark is tall, uzun boylu Clark. He has dark curly hair, koyu kıvırcık saçları var. Gördüğünüz gibi Clark uzun derken Clark is dedik arkadaşlar. Ama onun kıvırcık saçlarından bahsederken de has'le cevap verdik. Bunlara dikkat edelim. Şimdi diğerine bakalım. What does Martin look like? Martin'in dış görünüşü nasılmış? Martin is short. Martin kısa boylu. He has short hair, kısa saçlı, and a mustache ve bir bıyığı var. What does Jude look like? Judy nasıl görünüyor arkadaşlar? Birlikte bakalım. Judy is short. Judy kısa boylu. She has long blonde hair, uzun sarı saçları var. She has glasses, gözlüklere sahip. Onun gözlükleri var. Has, sahip olmak demekti. Şimdi burada örneğimizi yapalım. Sayfa 130'dayız. Work in pairs, ikili olarak çalışın. Describe your favorite celebrity and your friend draws his her picture. Celebrity ünlü bir kişi demektir. O zaman ünlü bir kişiyi tarif edeceğiz ve arkadaşın da onun resmini çizecek. Birlikte yapalım. What does Lisa look like? Görüyorsunuz Lisa güzel bir kız. Nasıl görünüyor? Look like dış görünüş demekti. Lisa is tall. Lisa uzun boylu. She has long wavy hair. Uzun dalgalı saçlara sahip. She is blonde. Sarı saçlı. Sarışın. She has big green eyes. Büyük yeşil gözleri var. She has big green eyes. Sayfa 131'deyiz. Look at the masks. Maskelere bakın. Aşağıdaki. What do they look like? Onlar nasıl görünüyor? Describe them. Onları tarif et. It has brown hair. Kahverengi saçlara sahip. And beard. Ve sakalı var. It has a black hat. Onun siyah bir şapkası var. It has orange hair. Turuncu saçları var. It has yellow glasses. Sarı gözlüklere sahip. It has orange hair. Yine turuncu saçlara sahip. Görüyorsunuz. It has green hair. Yeşil saçlara sahip. It has blue glasses. Yani mavi gözlükleri var. Buradaki look at the mask below. Aşağıdaki maskelere bakalım. What do they look like?
Dış görünüşleri nasıl? Describe them. Onları tarif edelim. It has black hat dedik. Bakın, siyah bir şapkası var. It has brown mustache. Yani kahverengi bıyığı var. Yine aynı şekilde It has long red hair. Uzun kırmızı saçlara sahip. It has long brown hair. Uzun kahverengi saçlara sahip. Go to the page 163. Yani sayfa 163'e gidiyoruz. Cut and draw your own mask. Cut out. Yani kes demiş arkadaşlar. Kendi maskeni kes. Work in pairs. İkili olarak çalışın. Ask and answer. Sor ve cevapla. Bir şekilde bir maske hazırlayabilirsiniz. This is Sue. Bu Sue. She has blue eyes. Onun mavi gözleri var. She has long wavy hairs. Uzun dalgalı saçları var. She is tall and slim. Uzun ve zayıf. She is happy. O mutlu. Bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz çocuklar. This is Sue. She has blue eyes. She has long wavy hair. She's tall and thin. She's happy. Sayfa 132'deyiz. Birlikte yapalım. Listen and fill in the cards, then label the woman below. Şimdi birlikte dinliyoruz ve o kişinin aşağıdaki hangi kadın olduğunu buluyoruz. Hi, my name is Barbara. I'm 30 years old. I'm from France. I'm a vet. I like animals. I have dark eyes. Short dark hair. I'm tall and thin. Görüyorsunuz arkadaşlar, Barbara hangisidir? Burada. Önce cevaplarımızı yerleştirelim. Evet. Barbara tabii ki 30 yaşında. Tall and thin. Evet, o zaman Barbara, görüyorsunuz bu bayan. Benim adım Barbara diyor. I'm 30 years old. 30 yaşındayım. I'm from France. Fransalıyım. I'm a vet. Ben veterinerim. I like animals. Ben hayvanları severim. I have dark eyes. Koyu renkli saçlarım var. Short dark hair. Kısa, koyu saçlarım var. I'm tall and thin. Uzunum ve zayıfım. Önce dinleyelim arkadaşlar. I'm Carla from Germany. I'm 48. I'm a doctor. I like taking pictures. My eyes are dark. I have grey hair. I'm not thin. Evet. I'm Carla from Germany. Ben Carla, Almanyalıyım. I'm 48. Yani 48 yaşındaymış. I'm a doctor. Doktorum. I like taking pictures. Ne diyor arkadaşlar? Fotoğraf çekmeyi severim. My eyes are dark. Benim gözlerim koyu. I have grey hair. Gri saçlarım var. Yani ak saçları var demek istiyor. I'm not thin. Ben zayıf değilim. Tabii ki o zaman cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Bu şekilde. Evet. Carla'yı da bulduk. Şimdi diğerine bakalım. I'm Donna. I'm 20 years old. I'm a nurse. I'm from Britain. I have green eyes and long blonde hair. I'm tall and thin. I like swimming. I'm Donna. Ben Donna. I'm 20 years old. Ben 20 yaşındayım.
I'm a nurse. Ben bir hemşireyim. I'm from Britain. Ben İngiltereliyim. I have green eyes. Benim yeşil gözlerim var. And long blonde hair. Ve uzun sarı saçlarım var. Arkadaşlar görüyorsunuz. I olduğu zaman burada have kullandık. He, she olsaydı has kullanırdık. Ama I olunca have kullandık. Ayrıca kadınlar için sarışın derken e var. Gördüğünüz gibi burada. Ama erkeklerde sondaki e olmaz. I'm tall and thin. Uzun ve zayıfım dedi. I like swimming. Yüzmeyi seviyormuş. O zaman dolduralım cevaplarımızı. Evet, bu şekilde yazdık Donna'yı. Şimdi diğerine bakalım. I'm Selin. I'm from Turkey. I'm 41. I'm a teacher. I have brown eyes, curly brown hair. I'm short. I like teaching children. Evet. I'm Selin. Ben Selin. I'm from Turkey. Ben Türkiye'liyim. I'm 41. 41 yaşındayım. I'm a teacher. Ben öğretmenim. I have brown eyes. Kahverengi saçlarım var. Curly brown hair. Ve nasılmış arkadaşlar? Kıvırcık kahverengi saçları. Brown eyes. Kahverengi gözleri var. Kıvırcık kahverengi de saçları var. I'm short. Ben kısayım. I like teaching children. Çocukları öğretmeyi severim. Şimdi cevapları görelim. Evet. Work in pairs. İkili olarak çalışın. Ask and answer. Sor ve cevapla. How old is Carla? Carla kaç yaşında? Cevabına bakalım. She is 48. Görüyorsunuz 48 yaşındaydı. Carla she olduğu için she ile başladık. She is 48 diyoruz. Bu yıl derken de boyundan ve zayıflığından bahsediyoruz. Şimdi birlikte yapalım. How old is Barbara? Barbara, she is 30. 30 yaşındaymış. How old is Donna? Donna da she olduğu için she is 20. How old is Selin? Selin kaç yaşında? She is 41. Where is Carla from? Carla nereliydi? From varsa ülke adı yazmalıyız. She is from Germany. Where is Barbara from? Barbara nereliydi? She is from France. Where is Donna from? Donna, she is from Britain. Where is Selin from? She is from Turkey olmalı. What does Carla look like? Carla'nın dış görünüşü nasıl demektir? She has dark eyes, koyu renkli gözleri var. And gray hair ve ak saçları var. She is not thin, zayıf değil. What does Barbara look like? Barbara'nın dış görünüşü nasıl? She has dark eyes and short dark hair. Koyu renkli gözleri varmış ve kısa koyu saçları var. She is tall and thin. Yine aynı şekilde what does Donna look like? Donna'nın dış görünüşünü soruyor. She has green eyes, yeşil gözlere sahip and long blonde hair ve uzun sarı saçları var. She is tall and thin, uzun ve zayıf. What does Selin look like? Selin'in dış görünüşünü soruyor arkadaşlar. Nasıl söyleyelim? She has brown eyes, kahverengi gözlere sahip. And curly brown hair ve kıvırcık kahverengi saçları var. She is short, görüyorsunuz. O kısa. Is Carla thin? Carla zayıf mı? No, she isn't. Hayır, değil. What is Donna's job? Donna'nın mesleği neydi? She is a nurse. Görüyorsunuz, o bir hemşire. What is Carla's job? Carla'nın
İşi ne? She is a doctor. What is Celine's job? She is a teacher diyoruz. What is Donna's job? She is a nurse. Does Celine have blonde hair? Celine'in mavi sarı saçları var mı? Görüyorsunuz saçlarının rengi curly brown demiş. O zaman no, she doesn't demeliyiz. Does Donna have blonde hair? Donna'nın sarı saçları var mı? Evet. Yes, she does. Evet. Var diyoruz arkadaşlar. Does'la sorulduğu için sorumuz her zaman kural böyledir. Does'la sorulursa does'la cevap vermeliyiz. Yes. Donna she olduğu için görüyorsunuz she dedik buraya. Yes, she does. Evet. Bu şekilde tamamladık. Sayfa 133'teyiz. Work in pairs, ikili olarak çalışın. Think of a friend in your class. Sınıfınızdan bir arkadaşı düşünün. Ask questions, sorular sorun. Fill in the table and guess. Tabloyu doldurun ve tahmin edin. Birlikte yapalım. Örneğin, male or female? Female, bayan. Male, erkek demekti. Does she have... Bakın female olduğu için she ile soruyoruz. Does she have dark hair? Koyu saçları var mı? No, she doesn't. Hayır, yok. Is she slim? Yes, she is. Is she meltem? Yes, well done. Şimdi diğerini birlikte yapalım. Örneğin bu tabloyu doldururken arkadaşlar female or male kısmı erkek mi? Burada cinsiyeti soruyoruz. Hair, saçını sorarken does she have long hair ya da does he have straight hair? Bu şekilde sormalıyız. Gözlerini sorarken does she have green eyes? Onun yeşil gözleri var mı? Build, vücut yapısını sorarken de is he tall? Yani uzun mu ya da şişman mı? Bunu soruyoruz. Does he have glasses? Ya da does she have glasses? Onun gözlükleri var mı? Diye sorabilirsiniz. Describe your best friend. En iyi arkadaşınızı tarif edin. What does he she look like? Onun dış görünüşü nasıl? What does he she look like? Onun dış görünüşünü soruyor arkadaşlar. Look like dış görünüş demektir. Evet. Şimdi burada cevaplayalım. Gülay için what does she look like? Her name is Gülay. Onun adı Gülay dedik. Cevabımızı yazalım. She has long hair. Uzun saçları var. She is blonde. Sarışın. She has blue eyes. Mavi gözleri var. Play the love game. Buradaki sevgi oyununu oynayın demiş. Gather in a circle. Bir daire yapalım. Say your friend's name, arkadaşınızın ismini söyleyin and throw the ball ve topu atın. Bu oyunu eminim çok güzel oynuyorsunuz çocuklar. Say sometimes positive for your friend. Bazı zamanlarda olumlu şeyler söyleyin. Örneğin, Ali, your shoes are beautiful. Senin ayakkabıların güzel. Kerem, you can run fast. Sen hızlı koşabilirsin gibi. Yine aynı şekilde prepare a love card. Bir sevgi kartı hazırlayın. For your best friend and family. Arkadaşınız ve aileniz için. Then sonra display your card in class. Kartı okulda gösterin. Describe your friend. Arkadaşınızı tarif edin.
veya aile üyesini. Bu şekilde bir kart hazırlayabilirsiniz. Let's practice. Hadi pratik yapalım. Sayfa 135'teyiz. Read the sentences and find the clowns. Evet, cümleleri okuyalım ve palyaçoyu bulalım. Terry has a green sweater and a big orange nose. Yani yeşil bir süveteri, kazağı var ve büyük bir turuncu burnu var. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Mickey has a balloon. Mickey'nin bir balonu varmış. He has curly green hair. Kıvırcık yeşil saçları var. Bobo has orange jacket. Bobo'nun turuncu bir ceketi var. And a scooter. Ve scooter'ı. Moby is bald. Moby, bald, kel demektir. Kelmiş. He is fat. O şişman. Toby is slim. Toby zayıf. O zayıf. Toby. He has fair hair. Onun fair hair, kumral saçları var demektir. Görüyorsunuz, Toby'yi bulduk. Dicky can ride a bike. O bisiklet sürebilirmiş. He has big pink shoes. Büyük pembe ayakkabıları var. Bu şekilde bulduk arkadaşlar. Evet. Read and find. Oku ve bul. Wanted, aranıyor. Can you help the police? Polise yardımcı olabilir misiniz? Can you find Mary and John? Mary ve John'u bulabilir misiniz? Şimdi okuyalım. She doesn't have a hat. Onun bir şapkası yok. Kız için okuduk. She has got green eyes. Yeşil gözleri var. Her hair is long. She has got blonde hair. Onun sarı saçları var. O zaman Mary bu. He doesn't have a mustache. Onun bıyığı yok. He has got a hat. Şapkası var. He has got dark hair. Koyu saçları var. He doesn't have glasses. Onun gözlükleri yok. O zaman cevabımız bu olmalı çocuklar. Sayfa 137'deyiz. Read and fill in the table. Oku ve tabloyu dolduralım. Phil has short curly hair and green eyes. Phil için ne dedik? Kısa kıvırcık saçları ve yeşil gözleri varmış. Mona has long fair hair and blue eyes. Mona'nın uzun kumral saçları ve mavi gözleri varmış. Evet. Adam has short dark hair and dark eyes. Adam'ın kısa koyu saçları ve koyu renk gözleri var. Linda has short wavy hair and brown eyes. Linda'nın kısa dalgalı saçları ve kahverengi gözleri var. Stick a photo of you, describe yourself. Yani bir fotoğrafınızı yapıştırın ve kendinizi tanıtın. Örneğin. My name is Ahmet. Benim adım Ahmet. My hair is short. Benim saçlarım kısa. I have brown hair and green eyes. Benim kahverengi saçlarım var ve yeşil gözlerim var. Bu şekilde yazabilirsiniz. Match the questions with the answers. Soruları cevaplarla eşleştirelim. What does he look like demek? Onun dış görünüşü nasıl demektir? O zaman he is tall and thin. O uzun ve zayıf. Does she have blonde hair? Onun sarı saçları var mı? Cevabımız, bakın, does'la soru sorulduğu için burada yes veya no ile cevap veririz. Does'la sorulan soruları
Yine does'la cevap veriyoruz. Yes, she does. Ya da no, she doesn't. Evet. Is he young and thin? O genç ve zayıf mı? Şimdi is de sorduğu için is de cevap vermeliyiz. Yes, he is ya da no, he isn't diyebilirdik. Does he have dark hair? Onun koyu renkli saçları var mı? No, he doesn't. His hair is fair. Onun kumral saçları varmış. Is your hair short? Saçların kısa mı? No, it isn't. Hayır değil. Does he have a mustache? Onun bıyığı var mı? Bakın he olduğu için he ile cevap veriyoruz. Yes, he does. Is she middle-aged? Middle-aged orta yaş demektir. O orta yaşlı mı? No. No, she is young. Hayır, genç.